Gözaltında kaybedilen, insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 871. haftasındayız. Bu hafta gözaltında kaybedilişlerinin 30. yılında İbrahim Demir ve Agit Akipa için adalet istiyoruz diyerek kamuoyu karşısındayız. Bu hafta aynı zamanda herkes için güvenilir, etkili ve adil bir adalet ortamı sağlamanın devletin görevi olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Şimdi bize 12 Aralık 1991 tarihinde İbrahim Demir ile birlikte gözaltında kaybedilen Agit Akipa'nın kızı Suzan ve oğlu Fehmi Akipa seslenecek. Açıkçası insan düşününce her yıl, daha doğrusu her an kurduğumuz söz ve söylediğimiz şeyler değişmiyor sanırım. Çünkü başta anneler olmak üzere cumartesi insanlarının talepleri ve arayışları yıllardır hiç değişmedi. Taleplere ve bu taleplerin ve arayışların mücadelesi de hiç değişmedi, eksilmedi ve giderek yükseldi. Evet, kurduğumuz söz değişmiyor. Çünkü faili meçhuller konusunda sorunun adı hala aynı. Babam Agit Akipa ve amcam İbrahim Demir'in gözaltında katledilmeleri olayı bizim açımızdan, aileler açısından, yakınları açısından ve bir bütün olarak toplum açısından, toplumsal hafızamız açısından hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Çünkü failler yargılanmadı. Yargılanmayı bir tarafa bırakalım, failler tespit bile edilmedi, etkili soruşturmalar yürütülmedi ve dönemin etkili, yetkili ve sorumlu kamu görevlileri, devlet yetkilileri soruşturulmadı ve cezalandırılmadı. Hem Türkiye mahkemelerinde, iç hukukta, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu kadar ağır toplumsal, şahsi ve ailevi mağduriyetler yaşatan bir dosya ve suçlular zaman aşımı gerekçe gösterilerek cezasız bırakıldı. Ve gerçekten insan düşününce insan yaşamı karşısında, toplumsal adalet karşısında aslında hiçbir anlam ifade etmemesi gereken zaman aşımı gibi bir usulü işlemin gerekçe gösterilerek dosyanın cezasız bırakılması aslında faili meçhullerin üstünün bilerek ve istenerek kapatılması anlamına geliyor. Ama bütün bunlara rağmen, bu kadar baskıya ve bu kadar acıya rağmen cumartesi annelerinin, cumartesi insanlarının hakikat yolundaki arayışları ve talepleri toplumsal adalete giden yolda en büyük adımlardan biri olacaktır ve oluyor da. Ve ayrıca bu direniş geleneğinin toplumun bütün kesimleri tarafından sahiplenilmesi de bir o kadar kıymetli olacaktır. Merhaba, ben Fehmi Akipa. 1991 yılın 12. ayın 12'sinde katledilen Agit Akipa'nın oğlu. Agit Akipa nerelidir? Şırnak İdil Çukurlu köyünden köy muhtarıydı. Bundan 30 yıl önce İdil'den köye dönerken yolları kesilerek katledilmişlerdir. Bunu yapan da o dönemdeki çevre köylerdeki köy kurucuları, asker ve en önemlisi de köyümüzün içindeki devletle işbirliği yapan kişilerdir. Aradan geçen 30 yıl zaman içerisinde Türkiye'deki yerel mahkemeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmamıza rağmen bir türlü adaleti sağlayamadık. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen biz adaletin peşindeyiz. Katillerimizi arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Aslında gözle görülen her insanın bildiği bir şey vardı ki o dönemde katleden herkesin katili belliydi. Ama ne yazık ki adaleti olmayan Türkiye'de adalet peşinde koşmaya devam edeceğiz. Usanmadan, yılmadan adaletimizi arayacağız inşallah. Babam köy muhtarıydı. İdil'den köye dönerken yolları kesildi dedim.
mağarada katledilir. İbrahim Demir amcamızla birlikte. İbrahim Demir amcamız işkenceyle katledilmişti. Babamsa kafasına tep kurşun sıkılarak katledilmişti. Bundan 30 yıl önce. Biz bugünü hiç unutmayacağız. Unutturmayacağız ve asla unutmayacağız. Tek temelimiz odur ki umut ederiz ki bir gün Türkiye'ye adalet gelsin. İbrahim Demir'in oğlu Metin Demir seslenecek. Merhaba, ben Metin Demir. Şırnak İdil Çukurlu köyden İbrahim Demir'in oğlusuyum. Babam İbrahim Bağ, amcam Agit Akiba 12-12-1991 tarihinden İdil'den köye dönerek JITEM denilen JITEM tarafından yolu kesilerek gözaltına alındılar. Ertesi gün babam ve amcam bir mağaradan cansız bedenlerine ulaştık. Babam işkenceyle, amcam silahla vurularak katletmişlerdi. O günden bugüne kadar Sayın Rahmetli Tahar Elçi avukatımız aracılığıyla hukuk yolu, adalet yolu başvurduk. Yani bugün 871. haftadır cumartesi anaları olarak bu meydanlardan haykırıyoruz. Yani davamızın peşinde olacağız. Avukatımız rahmetli Tahar Elçi aracılığıyla, hukuk yoluyla, adalet yoluyla davamızı açtık. Davamız 2014 tarihinden yani Türkiye'den herhangi bir sonuç alınmadı. O sonuç alınmadıktan sonra Sayın Tahar Elçi avukatımız aracılığıyla Ahim yoluna başvurduk. Rahmetli Tahar Elçi 2015'ten katledildikten sonra 2017'de davamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden mahkeme tarafından zaman aşımından dolayı davamız reddedildi. Yalnız bu 30 yıldır bu davamızın peşindeyiz. 3000 yıl da geçse bile bizim torunlarımız, çocuklarımız, ecdatlarımız bu davanın takipçisi olacaklar. 871. haftamızın basın açıklamasını Murat Aslan'ın kardeşi Fatma Aslan okuyacak. İbrahim Demir ve Agit Akipa için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Demokratik devletler bireylerin haklarını etkin bir adalet sistemiyle korumakla görevlidir. Herkes için güvenilir, adil ve etkili bir adalet hizmeti dağıtmak hukuk devletinin esasını oluşturur. Çünkü bir hukuk devletinde bireyin adalet sistemine güven duyması esastır. Türkiye'de bireylerin haklarını esas alan bir hukuk sistemi olmadığı gibi sistem, hukuksuzluğu, haksızlığı normalleştirme işlevi görüyor. Bu yüzden kamuoyu araştırmalarının da gösterdiği gibi vatandaşların kahir ekseriyeti Türkiye'deki adalet sistemine güvenmiyor. 871. haftamızda 30 yıldır çözümsüz bırakılan İbrahim Demir ve Agit Akipa dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. 36 yaşındaki İbrahim Demir ve 39 yaşındaki Agit Akipa Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çukurlu köyünde yaşıyordu. Agit Akipa aynı zamanda köyün muhtarıydı. Köylüler üzerinde ağır bir koruculaştırma baskısı vardı. Köye giriş ve çıkışlar asker kontrolü altındaydı. Köy okulu karakol haline getirilmiş, bazı köylülerin evlerine el konularak askerler yerleştirilmişti. İbrahim Demir ve Agit Akipa askerlerin okulu ve evleri boşaltmaları için önce kaymakamlığa, ardından İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Başvurudan sonra üzerlerindeki baskı daha da arttı. 12 Aralık 1991 tarihinde İbrahim Demir ve Agit Akipa İdil'deki bir siyasi cinayet taziyesinden evlerine dönmek için köylülerle birlikte traktöre bindiler. Traktör yolda askerler tarafından durduruldu. İbrahim Demir ve Agit Akipa Dar Geçit Anıtlı Tabur Komutanlığı'na bağlı
Ağaçlı mezrasında bulunan piyade bölük komutanı ve askerleri tarafından gözaltına alındılar. Jandarma karakoluna giden ailelere karakol komutanı onları hiç görmedik dedi. Bir asker gizlice aileleri mağaralara gidin diye yönlendirdi. Aileler köylülerle birlikte askerin işaret ettiği bölgeyi karış karış aradı. 13 Aralık 1991 tarihinde girişi taşla örülerek kapatılmış bir mağarada kayıpların işkence görmüş, gözleri ve elleri bağlanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay hakkında başlatılan soruşturmada İdil Cumhuriyet Başsavcılığı Ağaçlı Mezrası'nda bulunan Piyade Bölük Komutanı Üsteğmen, ilgili er ve erbaşların adam öldürme suçundan şüpheli olduğuna kanaat getirdi. Bunun üzerine 18 Aralık 1991 tarihinde soruşturma açma izni almak için dosyayı Dargeçit Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu'na gönderdi. Dargeçit Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu 20 Mayıs 1992 tarihinde men muhakeme kararı verdi. 2011 yılında aileler avukatları Tahir Elçi aracılığıyla İdil Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar başvuruda bulundu. Yeni bir soruşturma başlatan savcılık dosyaya ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu. Ancak bütün kurumlar arşivlerinde herhangi bir dosya, bilgi veya belgeye rastlamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine İdil Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı kaybeden Dargeçit Kaymakamlığı görevlileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma başlattı. Ancak yürütülen soruşturmalardan hiçbir sonuç alınamadı. Sonuçta dosya zaman aşımı gerekçesi gösterilerek kapatıldı. 871. haftamızda bir kez daha Demir ve Akipa dosyasının hakkaniyete uygun, adil bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulunuyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, İbrahim Demir ve Agit Akipa için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etme zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 172 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan var.